Efendim onlar şöyle geceleri ibadet ettiler. Allah'ın Resulü şöyleydi, böyleydi diyerek onun hakkında bu tür varsayımları ayette geçse dahi kuşkuyla karşılayan yahut dillendirmeye yanaşmayan kimseler tevazu noktasından öne geçmiş, amelden kaynaklı bir iddia ile Allah'ın kulları hakkında, kullarından herhangi biri hakkında hüküm vermeye, Allah'ın vermesi gereken hükmü kapıp o rolü kendisi sahiplenmeye yeltenmiş olur. Elbette ki Allah'ın Resulü'nün amelleri, fazileti, takvası aramızda en üstün, en ileri noktada olan odur. Ancak bunun ona sağlayacağı rütbeyi, getireceği sonucu Allah hükmedecektir. Kendisi de böyle buyurmuş, cenneti dahi bununla kazanamayacağını açıkça sahih bir hadiste haber vermiş bulunuyor. Dedi ki, لَنْ يُدْخِلَنَّ اَحَدَكُمْ عَمَلُهُ Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Bunu işiten ashab, ki onlar da bize nazaran Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş. İster muhacirlerden olsun, ister ensardan olsun. İçlerinde Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş kimseler var. Ayetler de vahyin diliyle övülmüş kimseler var. Muhacir olarak, ensar olarak. Böyle olmasına rağmen Allah'ın elçisi onların da içinde olduğu bir kalabalığa hiçbirinizi ameli cennete girmeye müstahak kılmaz. Onlar böyle deyince, Allah'ın Resulü böyle deyince onlar cevabı tam keskin almak ve bu hususta tereddüte hiç mahal bırakmamak için doğrudan onun şahsını üzerinden çevirdiler soruyu kendisine. Zekice bir çevirmeydi bu. Dediler ki وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Seni de mi amelin cennete sokmaz? Ey Allah'ın Resulü! O da cevabı aynı netlikte ve aynı kesinlikte kendi ağzından, kendi dilinden verdi. وَلَا اَنَا Beni dahi اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ Ben dahi amelimle cennete müstahak olamam. Ben de sizin gibi ancak olsa olsa Allah'ın rahmetini umarak, hem de üzerime bolca akıtmasını umarak, yetegammedeni Allah, öyle küçücük az bir şey rahmet olsa bana kafi gelir. Sizin için Allah bolca rahmet harcaması gerekir. Ama bana şöyle ufaktan bir rahmet desteğiyle girerim şeklinde ifade etmiş değil. Yetegammedeni Allah, böyle bardaktan boşanırcasına üzerime Rabbim rahmetini yağdıracak. Ancak bu durumda ben de cennete girebilirim diyen Hazreti Resul'ün bu yaklaşımını, bu tevazuunu, bu Rabbi karşısındaki kulluk hududunu, sınırını özenle muhafaza ettiğini, buna riayet ettiğini görmek ve onun bu riayetine, bu özenine gölge düşürmemek icap eder. Biz de aynen ayette geçen ifadeyi gerek Hazreti Resul'le ilgili olarak, gerek her birimiz ayrı ayrı kendimizle ilgili olarak aynen seslendirmeye ve aynen yaşamaya mecburuz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ Ve bunu isterse kafirlere karşı bile olsa böylece söylemeliyiz. De ki onlara, onlarla tam mücadele ederken, tam Allah adına onlardan yoğun ıstıraba, yoğun işkenceye maruz kalırken bile, tut ki onlar size işkence, bize işkence yaparlarken bile, işte ben cennete gidince görürsün değil de, Rabbim beni helak de edebilir, beni esirgeyebilir de. Ben Rabbimin beni esirgemesini umarım. Ama beni ortadan kaldırsa bile, bana hakkındaki hükmü olumlu yahut olumsuz yönde verse bile, sizin hakkınızdaki tehdidi devam ediyor. Siz kendi durumunuza bakın diyecek bir saygılı ifadeye, Allah'ın hükmünü bu denli tam nötr noktada telaffuz edecek, o çektiği işkenceye rağmen bile Allah'ı kendisinden yana illaki merhametli, esirgeyici olmak zorunda olduğu şeklinde bir algı oluşturmayacak hassasiyette olmaya Allah bizi davet ediyor. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ De ki onlara, onlarla mücadele ederken bile, bırakın onlardan yana eziyete maruz kalmayı, bizler daha sokakta gezinip dururken bile birilerini masiyet üzere gördüğümüzde
hemen onları cehennem kütüğü, cehennem odunu, cehenneme müstahak kimseler diye haklarındaki hükmü doğrudan biz hemen ivedilikle oracıkta veriyor ve kendimizi onlarla ilgili biz de onlara cennetten bakarken şöyle şöyle diyeceğiz diye kendimizi de hemen oracıkta cennetlik addediveriyoruz. Hem hakkımızdaki hükmü vermeye hem de onlar hakkındaki hükmü çabucak vermeye yelteniyoruz. Ve bunları sağlamca belliyoruz. Kesin addediyoruz. Bu bizim hangi noktada durduğumuzu, bu hassasiyetten ne kadar yoksun olduğumuzu gösteriyor. Allah da bize sen benim senin hakkında vereceğim hükmü nereden bildin de, nasıl bunu garanti saydın da diye başlayan akabinde yığınla soruyla bizi aşağılayacak. Belki de hakkımızdaki hükmün olumsuz neticelenmesine yol açacak büyük bir saygısızlığı işlemiş olacağız. Sınavda en güzel neticeyi almayı ümit etse bile, bütün soruları en iyi yapmış olsa bile, çocuğa öğretmen kaç almayı bekliyorsun dediğinde saygıyla başını sağa sola eğmeyi biliyor. Daha küçücük yaştaki öğrenci, ortaokulda, ilkokulda yahut lisede, bilmiyorum hocam iyi geçti ama artık siz bilirsiniz demeyi bir tevazu, bir saygı sayıyor. Tabii ki onu alacağım, hele verme de gör diyecek bir edepsizliğe asla bulaşmaz iken göklerin ve yerin yaratıcısı karşısında o da tamamıyla soruları bilmiş ve yapmış değilken, yığınla günaha kusura bulaşmışken bile bazı kimselerin kendilerini işaretleyip kendilerini öne çıkarıp ismen ad ad böylece Allah'ın rahmetini sahiplenmelerini, kendileriyle ilgili bu rahmeti kesin bir hüküm olarak hem sayıp hem addedip hem de bunun propagandasını sohbet sohbet, vaaz vaaz orada burada seslendirmelerini, yaptıkları bütün amelleri heba edebilecek, yaptıkları bütün takvalı davranışları baştan temelden sarsabilecek büyük ve korkunç bir saygısızlık olarak görmelidirler. Böylesi bir saygısızlık insanı tümüyle mahvetmeye yeter de artar bile. Allah'ın Resulü bile kendisiyle ilgili alakalı olarak bunu kesin kat'i bir biçimde seslendirmemişken kalkıp bunu kendileriyle alakalı kesin seslendiren, helake uğramayı, cehenneme gitmeyi, cezaya müstahak olmayı veya muhatap olmayı sıfır ihtimal sayan, böyle bir şey yok. Bırak kendisinin kurtarılmasını, yığınla beraberinde de insanları kurtaracak güçte kimseler gibi gören, böyle algılayan, böyle lanse eden ve bu propagandayla etraflarında insanlar toplamaya, insanları böylece koşullandırmaya çalışanlar, Mülk suresinin 28. ayetinde kafirlerle münakaşa ederken onlardan yoğun, ağır eziyetlere maruz kalırken bile Allah'ın haklarındaki hükmünü çantada keklik görmeyen kimselerin bu ifadelerine, başta Hazreti Resul'ün bu ifadelerine baksınlar. İlahi hükme saygıyı, ilahi hüküm önünde öne geçmemeyi öğrensinler.